Trabzonspor'da yeni sezonun birden fazla transferle giriş yaptı. Daha da yeni transferler bekleniyor. Bir geniş kadroya ekranı taşıyalım. Bordo Mavililer'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Onlar da bir dün hazırlık maçı oynadılar ve Zeged'le karşı karşıya geldiler. Rakiplerini 2-1'le geçmeyi başardılar. Trabzonspor'da Cihan Çanak kadroya katıldı. Ozan Tufan transferi yapıldı. Deniz Dragoş, Lundstram, Barış Hiç ve Vakeyeme geldi. Yeniden Vakeyeme ile buluştu Trabzonspor. Bir de Uğurcan Çakır'la ilgili uzun süredir gündemde olan ayrılık haberi var. Özellikle Suudi Arabistan'dan çok fazla teklif geliyor Uğurcan Çakır'a. Uğurcan Çakır da bu teklifi şu anda değerlendirme aşamasında. Sanırım Trabzonspor tarihinin bu listeye bakınca en geniş kanat rotasyonlarından bir tanesine sahip kadrosu. Aynı şey santrafor için de geçerli. Dragoş transferini çok doğru buluyorum açıkçası. Abdullah Hoca'nın elinde çok fark yaratan bir oyuncuya dönüşebilir. İyi bir oyuncu. Hem geçişi iyi oynayabilen bir oyuncu, hem kapanan savunmayı iyi oynayabilen bir oyuncu. Vakayeme ve Trezeguet'i aynı kadroda görmek, bir tarafta da Visca'yı görmek hakikaten Trabzonspor'un forvet hattındaki kalitesini simgeleyen oyuncular bunlar. Ama aynı şeyi savunma hattı ve kale için söyleyemeyeceğim. Orada hala bana göre ciddi problemleri var. Uğurcan'ın gitmek istemesi bugün belki dillendiriliyor ama vücut dili uzun zamandan beri gitmek istiyor o görüntüde. Suudi Arabistan doğru tercih olur mu olmaz mı? Doğru tercihi para üzerinden okuyorlarsa itirazım yok. Ama para üzerinden okumuyorlarsa keşke Avrupa'da bir yere gitse. Öyle söyleyeyim ben. Ama eğer giderse, gitmese de Trabzonspor'un kaleciye ihtiyacı var. Ama giderse ciddi anlamda gelir gelmez şüphe etmeyeceğim bir isme ihtiyaç var Trabzonspor'da kale konusunda. Hı hı. 4 milyon euroluk bir bedel konuşuluyor şu an için. Özellikle şampiyonluk sezonundan sonra Uğurcan'ın gidebileceği konuşuluyordu. O dönem belki gitseydi tam böyle bir ayrılık vakti olabilirdi. Sanırım bu cümleyi Trabzonspor'da birçok oyuncu için söyleyebiliriz. Evet. Abdülkadir Ömür başta olmak üzere. Keşke bu oyuncular değerini bulduğunda verilseydi. Trabzonspor için belki de daha faydalı olurdu. 4 milyon euro da Uğurcan gibi milli bir kaleci için son 2 yılı geçirmemiş olsa da çok düşük geldi bana Reza. Evet. Yani söylemek zor geldi bana. Bedavadan biraz pahalı gibi. Ben olsam 4'e vermem. Oyuncuyu oynamaya ikna edebilirler mi? Onu bilmiyorum. Trabzonspor'da kalıp kalmak istemediğini, bu kadroyla başka bir seviyeye çıkar mı çıkmaz mı buna inanıp inanmadığını bilmiyorum. Ama Uğurcan gibi bir kaleci yetiştirdiğin zaman 4 milyon euroya vermek de bana çok düşük geldi ya. Peki kaleye diyelim ki Uğurcan ayrıldığında böyle aklına bir isim geliyor mu özellikle ligden yerli bir kaleci? Geliyor. Altay. Mantıklı. Evet. Yani ona ama gidebilir. Ama o da hiç oynamadı işte United'da. Olsun. Çok önemli değil. Çok uzun sürmez tekrar maç temposu kazanması. Kaleci için durum biraz daha normal oyunculara göre farklı. Şu anda hani Altay ya da Türkiye'den bir kaleci diyeceğim ama bence iyi kaleci de yetiştirebilir Trabzonspor kendi altyapısından. Ben olsam Altay alırım. Evet, mantıklı. Belki Gökhan Akkan olabilir. Benim aklıma o geldi. Ya Anadolu kulüplerinin eli sıcak kalecileri yanıltabilir biraz. Yani çok pozisyon gelen Ertaş da bu konuda aslında iyi bir kaleci ama işte büyük takıma geldiklerinde ne yapacaklar, ne edecekler, oyun konsantrasyonunun top gelmediği zaman ne kadar yüksek kalacağını bilemiyorum. Bu konuda başka bir analiz yapmak lazım. Neyse ki ben teknik ekiplerin içerisinde değilim çok şükür, uğraşamam o işlerle ama o analizlerden benim gözümde Altay çıkıyor. Transferleri peki biraz hani böyle üstü kapalı konuştuk ama özellikle Ozan Tufan transferiyle ilgili fikrini merak ediyorum. Ors için dönüşü bence bir yeni transfer etkisi yaratabilir sağlam dönerse. Ozan Tufan Türkiye'de her takımda 8 numarada fark yaratabilecek bir oyuncu. İyi de bir sezon geçirdi İngiltere'de. Öncesinde Fenerbahçe'de oynamış olması belli bir kesim tarafından kabul görmemesine sebep olabilir ama oyuncunun en önemli işlerinden bir tanesi kendisini muhalefet eden o grubu da iyi işler yapacağına inandırmak. Ozan Tufan bence Trabzon şehrindeki hayata da ayak uydurabilirse Trabzonspor'da bu sezon 8 numarada fark yaratan bir oyuncu olacak. Bana göre doğru transfer. Milli takıma alınmadığına peki böyle şaşırmış mıydın ilk böyle aday kadroya çağrılmadığında? Şöyle söyleyeyim, kimlerin çağrıldığına bakınca biraz şaşırdım. Ama onun oynadığı pozisyonda çok özel oyuncularımız var bizim. Orada çok ihtiyaç var mıydı? Yoktu gibi gözüküyor. Bir de biz milli takımda hep o an için oynadığı oyuna bakarak konuşuyoruz ama milli takımla öncesinde neler yaşadığını hiç konuşmuyoruz. Belki milli takımda bağların biraz koptuğu ya da
hoş karşılanmadığı şeyler yaşamış olabilir. Ondan sonra aynı oyuncuyu tekrar milli takıma çağırmak kolay olmuyor yetkililer için. Ben biraz böyle bakıyorum hikayeye, yoksa performansıyla hak etmişti. Nijeryalı golcü Onuachu için Southampton'a satın alma opsiyonunu kiralama için teklif sundu. Trabzonspor, yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. Transfer piyasasında gövde gösterisi yapan Karadeniz'in fırtınası Trabzonspor, stoper, orta saha ve forvet pozisyonları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Forvet hattı için öncelikli hedef Paul Onuachu. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında ilk defa Trabzonspor formasını giyen 2 metre 1 santim boyundaki oyuncu, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlıklar sebebiyle ligde yalnızca 21, toplamda ise 25 maça çıkabildi. Bu dönemde 17 gol ve 4 asist ile dikkat çekti. Bordo Mavili takım, geçen sezon 1.5 milyon euro karşılığında kiraladığı 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Southampton'a tekrar başvurdu. Ancak iki kiralama teklifi de reddedildi. Bu defa Fırtına, satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini İngiliz takımına sundu. Onuachu'nun kesinlikle Trabzonspor'u tercih etmesi sebebiyle, kırmızı-beyazlı kulüp transfer ücretini 15 milyon eurodan 10 milyon euroya indirmek zorunda bırakıldı. Karadeniz devi için 7 milyon euro ve sonraki satıştan %25 teklif edildiği söyleniyor. Anlaşmayı bekleyen Onuachu, Bordo Mavili kulübün şortuyla antrenmanlarına devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında, Trabzonspor yönetimi transfer konusunda umutlarını artırmış durumda. Southampton'ın kısa süre içinde bu transfer için olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attı ve ardından 18 milyon euro karşılığında Premier Lig takımı Southampton'a transfer oldu. Ancak, İngiliz ekibinde daha önceki etkileyici performansını sürdüremedi ve takımın küme düşmesine tanık olduğu sezonun ikinci yarısında 11 maçta gol atamadı. Oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un görüşmelerdeki avantajı, Onuachu'nun takımda kalmak istemesi. Bu isteğini Southampton'a ileten Onuachu ile temaslar devam ediyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro kazanan 30 yaşındaki oyuncunun daha yüksek bir ücret talep ettiği belirtildi. Trabzonspor'un Nijeryalı yıldız oyuncusu Vakayme, Macaristan kampında Paul Onuachu hakkında konuştu. Onuachu mükemmel bir golcü. Harika goller kaydetti. Trabzonspor'a olan sevgisini dile getirdi. Onunla yaptığım görüşmede, eğer futbol oynamak istiyorsan, Trabzon en doğru yerdir, dedim. O da Trabzon'a geri dönmek ve burada oynamak istediğini ifade etti. Fırtına, Onuachu'nun gol kaydettiği 11 mücadelede 9 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, Bordo Mavililere büyük katkı sağladı. Fırtınaya Nijeryalı stoper geliyor. Trabzonspor, Atilla Asalay transferinde bekleyişe geçti ve alternatifini Belçika'da buldu. Bordo Mavili takım, Belçika Ligi'nde Gent forması giyen sol stoper Jordan Torunaraya ile görüşmelere başladı. 26 yaşındaki ve 1 metre 91 santim boyundaki Nijeryalı Jordan Torunaraya'nın Gent ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunmaktadır. Alman basınına göre, Trabzonspor bu transferi tamamlamak için 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Jordan Torunaraya, Almanya doğumlu olmasına rağmen Nijerya milli takımını tercih etti ve bir kez milli formayı giydi. Bordo Mavililer stoperde rotayı değiştirdi. İşte yeni aday. Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Stoper mevkii için arayışlarını devam ettiren Bordo Mavililer, yeni bir aday olarak Mahul Wolfsey'i gündemlerine aldılar. Yüksek maliyetler nedeniyle diğer oyuncularla anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, Wolfsey ile ilgileniyor. Trabzonspor'un Ganalı oyuncu Mahul Wolfsey ile görüşmelere başladığı belirtiliyor. Norveç'in Fredrikstad takımında oynayan Wolfsey, geçtiğimiz sezon 17 maçta 1420 dakika sahada kaldı. Ayrıca, Trabzonspor'un Wolfsey haricinde başka oyuncularla da görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Muhammed Cem transferinde son dakika. Abdullah Avcı açıkladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Muhammed Cem ile ilgili bir açıklama yaptı. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Deneyimli Teknik Direktör Abdullah Avcı, Bordo Mavili takımın kampında yaptığı açıklamada, Clermont forması giyen Muhammed Cem'in transfer sürecindeki güncel durumu paylaştı. Avcı, oyuncunun yüksek maliyetine dikkat çekerek, transfer görüşmelerinin durduğunu belirtti. Abdullah Avcı, Muhammed Cem transferi hakkında bilgi vererek, kulübünün talep ettiği fiyat yüksek olduğu için şu an için duraklama var, oyuncu hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Bu oyuncu profiliyle hem 4-4-3 hem de 4-3-1 dizilişlerinde oynayabiliyor, ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransız takımıyla 35 resmi maçta oynadı, 8 gol ve 4 asist kaydetti. Mohamed Cem Clermont'taki kariyeri boyunca toplam 74 maçta 15 gol ve 8 asist katkısı verdi. Enis Destan'dan çarpıcı açıklamalar. Hedefim gol krallığı. Enis Destan, Trabzon'da gol kralı olmayı hedefliyor. Macaristan kampında yaptığı açıklamada, yeni transferlerle daha da güçlendiklerini ifade eden 22 yaşındaki forvet, "Umarım kupalar kazanırız," dedi. Enis Destan, Trabzonspor'da gol krallığına ulaşmayı hedefliyor. Macaristan kampında yaptığı açıklamada, takımın yeni transferlerle daha da güçlendiğini vurgulayan genç forvet, "Umarım kupalar kazanırız. Trabzonspor'un amacı her zaman kupaları kazanmaktır ve biz de bu amaca ulaşmak için çabalıyoruz. Ben de gol kralı olmayı amaçlıyorum. Önümde uzun bir yol var ve genç bir oyuncu olarak bu hedeflere adım adım ulaşmayı istiyorum," dedi. Enis Destan, Abdullah Avcı'nın geçen yıl kendisine oynama şansı verdiğini belirtti ve "Neleri iyi yapmışız, neler eksik, bunları söylüyor. Üzerine koyarak daha iyi bir hale gelmeliyim. Ayaklarımı daha fazla geliştirebilirsem, daha iyi olacağımı düşünüyorum," dedi.